Canan Coşkun daha kahvaltıda yeni gözaltılar olup olmadığını kontrol ediyor. 30 yaşındaki adliye muhabiri yıllardır sadece gazeteci meslektaşlarına yönelik duruşmaları izliyor. Evet, çünkü böyle büyük bir operasyon olmuş olmamış mı? Hani eğer saat 5'te polisler gelmediyse eve, diğerleri de ne olmuş diye. Espri yeteneğini korumaya çalışıyor. Aksi halde mesleğinin dayanılır olmayacağını söylüyor. Çünkü iş yeri ağır silahlarla korunan İstanbul Adalet Sarayı. Türkiye'de gazetecilerin yargılandığı yer. Bir saniye. Kocaman, dev gibi pis bir makine burası. Yani böyle arkadaşlarımızı tutuklayan böyle pis bir canavar gibi görünüyor her gün. Şuradan geliyorum. Buradan gelirken böyle kötü kötü dikiliyor karşımızda bu bina yani. Mahkemede kameralara izin verilmiyor. Cep telefonuyla çekim yapıyoruz. Yine Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik bir duruşma var. Devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanıyorlar. Coşkun dışında çok az muhabir gelmiş. Gazetecilere yönelik davalar Türkiye'de hüzünlü birer rutine dönüştü. Duruşmalar hakkında haber vermek de bizzat yargı tarafından engelleniyor. Basın sonra alınacak deniliyor, almıyor. Salonda yer kalmadı deniliyor. Duruşma salonlarını görseniz zaten gerçekten küçük yani. Bu kadar büyük, devasa bir bina ama salonlar gerçekten küçücük. 20 kişi, 25 kişi ancak girebiliyor içeriye. O gün duruşma, benim de yargılandığım duruşma var. Takip ettiğim duruşmadan çıkıyorum, koşa koşa gidiyorum. Hemen o arada yargılanıyorum, sonra tekrar duruşmaya gidiyorum. Tekrar kaldığım yerden devam ettiğim de oldu yani arada. Coşkun daha önce hakkında açılan davadan beraat etmiş ancak durum gergin. Gazeteciler ya da avukatlar da çalışma koşullarını protesto ettiğinde zorla mahkemeden çıkarılıyor. Avukatlar devletten gelen baskılar karşısında çaresiz. İnsan hakları örgütlerine göre Türk hapishanelerinde 140 civarında gazeteci bulunuyor. Coşkun'un meslektaşlarından bazıları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak duruşma bir kez daha 2 ay sonrasına ertelendi. Coşkun mahkeme kararının bir kopyasını yazı işlerine gönderiyor. Çıktığımızda bu heyet dedi ki, dışarıda bir avukat duruşmaların sürekli ertelenmesinin sanıklar üzerindeki baskıyı artırmak için bir taktik olduğunu anlatıyor. Coşkun ve meslektaşları sürekli polisler tarafından gözlemlenip filme alınıyor. Rutin bir faaliyet haline geldi zaten Türkiye'de gazeteci yargılaması ve gazeteci tutuklaması. Yani çok az sayıda da gazeteci ve gazete ya da televizyon bununla ilgileniyor maalesef. Zaten gazetecilerin yargılanmasının esas nedeni de bu, bir otosansürü gerçekleştirmek. Coşkun hemen aceleyle Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ofisine koşuyor. Meslektaşlarından 3'ü hapiste. Gazeteye yönelik onlarca suçlama var. Gazete yaşam mücadelesi veriyor ve Coşkun çok iyi biliyor ki her an yazdığı bir haber nedeniyle hakkında dava açılabilir. Yani Türkiye'de hiçbir zaman hakkını vererek bir yargı sistemi olmadı. Her dönem birileri düşman ilan edildi ve bunun üzerinden hukuksuzluk yol oldu. Ve Canan Coşkun her gün İstanbul Adalet Sarayı'ndan haber geçmese dünyanın yaşananlardan hiç haberi olmayabilir.